Bir Anı Bir Hikaye Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları 61. Bölüm Bu düşmana karşı bir cad borusu çalındı ama bu arada da epeyce bir muharebeler verildi. İhtiyata da artık e, o bölgedeki binbaşı ve onun erkanı harbi olan e, kurmay subayları, harekat subayı olsun, diğer lojistik subayı olsun bugünkü ifade. Onlar da oradaki ihtiyat birliklerini çatışmaya sokmak için onlara düzen veriyorlar imiş. Bu vadidin, vadinin kuzeyi ve bir bil uzağındaki bu kovaya ricat emri alınca çok şaşırdım. Ya yani bir buçuk kilometrelik bir yere niye ricat edeceğiz yani? Evet. Her ne kadar Rus gülleleri yakına düşmeye başlasa da henüz daha bizi bulamadıydı. Adamlar ayar atışı yapıyorlardı. Rus topçusu hakikaten çok zayıfmış. Piyadesi de öyle efendim o harfte. Bizim mevzilerimiz de sağlamdı. Sağlam yerlere sığınmıştık. Daha doğrusu girmiştik. Bu emrin çatışmayı Plevne'nin tam doğusundaki bir tepeden takip eden müşir tarafından verilmediği biliyorum. Müşir bu hali görünce bu emri vermezdi. Bir buçuk kilometre daha geriye çekilin demezdi. Müşir tepeden her tarafı görüyor. Plevne müdafi Gazi Osman Paşa. Onun için burada şöyle bir mütalaa yürüteceğim diyor. Ben diyor kafamdan şöyle bir şey düşündüm. Liba kumandanı yani Tugay komutanı henüz sayımız dolgun bir halde iken ve efradın maneviyatı, erlerimizin maneviyatı, maneviyatı yüksekken emniyet, selamet ve intizam içinde ricat etmemizi muvaffak bulmuştu. Daha derli topluyken yaralanmadan, berelenmeden çekilmemiz daha kolay olacak diye düşündüler. Ama vatan toprağı söz konusu olunca artık arkadaş tertip düzen de düşünmesin. Belki de o toprağı vermeyecektin geriye. Ricat içinde halen çatışmaya girmemiş ikinci taburun işgalindeki bu kovayı münasip görmüştü. Yani bu tabur hiç çatışmaya girmemiş, harbetmemiş. Siz de oraya çekilin diyor harbetmemiş askerle harbetmiş askeri yan yana hemen getirivermenin büyük moral riskleri var efendim manevi riskleri var. Ondan sonra anladığıma göre bu noktaya yakın bir yerde bir Rus alayı üç taburluydu bu alay. Vologda alayıymış alayın adı da. beş Türk taburu ile karşılaşmıştı. Beş Türk taburu şimdi nereden baksan iki alay gibi. Türk taburları ile Rus taburlarının kuvvetleri arasında farka hesaplanınca bu iki kuvveti müsavi sayabilirsiniz. Ayrıca bir başka alayında Galiç yani nibolo yolundan geldiğini de biliyorduk. mafi ma bu kuvvet çok geç gelebildi. Yani ona kalsaydık biz herhalde sıkıntı olurdu. Hadi onu da katalım da sayımız artacak. Hadi bir hücum edelim İyi ki dememişiz diyor. İhtiyat bölüklerimiz tepenin öteki tarafında ihtimal ki bizim ricatımızı gizlemek için kayboldular. Bir nizamiye süvari bölüğü yani normal ordunun süvari bölüğü, nizamiye süvari bölüğü o demek. Bölüğünün de tırıs olarak ilerlediğini gördüm. Tırıs süvarilerin bir intikal şekli vardır. Dört daladır, tırıstır, rahvandır. Efendim, nasıl uygun adım, adi adım gibi yaya yürüyüşlerinde varsa süvaride de böyle şeyler vardır. Takımım çekilen kuvvetin en başındaydı. Ben de bu takımın başındaydım ve her şeyi her yeri bilen bakkal çavuşta yanımda kılavuz oh, oh yaşasın. bakkal Çavuş. Eri değnek adamcağız rahmetli. Allah rahmet eylesin gani gani. Yanımızda yararlarla yüklü tek atlı 5 tane araba da vardı. Yüklü ve tek atlı. Tek at çekiyor. İki okun arasında bir at yürüyor. Yoksa tek oklu iki atlı atlar yanlarda ok ortada oluyor. Arabanın oku at arabasının. 5 tane bu arabadan vardı. Fakat bunlar biz sola saptığımızda Plevni'ye doğru bizden ayrıldılar. Demek ki arabalara başka bir emir verildi. Hayli yürüdük. Arkamızdan ateş devam ediyordu. Herhalde kafilenin en arkadakilerini ilerleyen düşman gittikçe ve daha çok sıkıştırıyor, taciz ediyordu. Yani mermiler yakınlarına düşmeye başlamıştı. Kol tersine döndü düşmanın önünde geriye doğru çekiliyor. Sırtı düşmana doğru ama mermiler artık yakınlarına düşüyordu demek Bu koya vardığımızda saat yedi buçuk olmuştu. Muharebenin ikinci safhasına kadar kadar aklımda kalanlar tam doğru olmayabilir. Bunu zaman zaman e, Von Herbert itiraf ediyor. Çünkü ilk defa bir subay olarak idare ediyor insanları ilk defa bir Osmanlı subayı olarak Osmanlı ordusuna Müslüman toplumuna komutanlık ediyor ve ilk defa hakiki hedeflere ateş ederek savaş savaş psikolojisini harp psikolojisini ruhunu burada görüyor. Elbette ki zaman zaman aklımdan çıktığını her şeyin son iki saatte ne olduğunu hatırlamıyorum diye hatıralarda çok şeyler geçiyor böyle. Herhalde çatışmaya giren arkadaşlarımız şimdi bu sözlere hak veriyor olabilirler bizi dinleyenlerden. Evet. Gülleler sağımıza solumuza düşüyor fakat bizi tutturamıyorlardı, isabet etmiyordu. Bu kovaya vardığımızda saat yedi buçuk olmuştu. İhtimal ki buna, bu aklımda kalmayışına zihnimin biraz karmaşası sebep olmuştur. Adam ölümü düşünüyor ya, ben bu dağlarda kalacağım diyor ya. Ebediyen bu dağlardaki bir toprağın altında kalacağım diye düşünüyor. Bütün hatırlayabildiklerim bölümle birlikte Giriviçan'ın bir kolu olan derenin kenarında bir köyün dışında bir caminin yanında mevzi almıştık. Bu kalmış aklımda. Karnım çok acıkmıştı. Yanımda kalan peksimetler de karnımı doyuramazdı. Matarlarımızı gizlice doldurmaya uğraşıyorduk ki derenin öteki kıyısında bir Rus müfrezesi çıkıverdi. Al. Dereden su dolduracak adam. Rus müfrezesi çıkıverdi. Bir birlik. Şiddeti bir ateş açıldı ve hemen birkaç şehit verdik su derken bu sırada köyün içinden şiddetli bir çatışma sesleri, gürültüler geliyordu. Bunların arasında davul, boru, tüfek sesleri, haykırışmalar vardı. Bizim yaver dört nala yanımıza geldi ve yüksek sesle yüzbaşıya seslendi. Yüzbaşım, yüzbaşım Ruslar kaçıyorlar dedi. Ve bu bölümü burada noktaladık. 62. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir Anı Bir Hikaye